Herkese merhabalar. Bugün en sevdiğim yerden yayın yapıyoruz. Hiç olmadı. Bu arada yeri gelmişken şunu da şöyle küçük bir not olarak söyleyeyim. Söyleyeceğim. Dur söyleyeceğim, utandım biraz. Herkese merhabalar. Bugün şöyle bir konuyu konuşmak istiyorum sizinle. Bunu ben zaten zaman zaman kendi kendime düşünüyorum. Boş kaldığım zamanlarda böyle kendi kendime düşündüğüm birkaç konu var. Bir konu da şu: İnsan en derinde ne istiyor? Yani bizim en derin arzumuz ne? Bunu çok anlamak için açıkçası kafamı yordum ve şöyle iki sonuca vardım. Tabii bir sürü kitaplar okumamdan da bana mantıklı gelen yerlerden, yani hepsinin birleşimi aslında iki şey vardı. Birincisi, derin bağlar kurmak istiyoruz. Bizim en derin arzularımızdan biri bu. Çünkü derin bağ kurarak bir insan kendisini tanıyor ve ilişkiler vasıtasıyla büyüyor. Yani o ruhumuzu büyütmek mi dersiniz artık? Daha ileriye gitmek, kendimizi bir üst seviyeye atmak ya da karakterimizi daha da geliştirmek ya da sevdiğimiz özelliklerimizi arttırmak, neyse bunun adı işte, derin bağ kurarak oluyor. Çünkü farkında mısınız bilmiyorum ama benim çevremde var böyle arkadaşlarım ve onlar da kendileri mutluysa ne ala, çok tanıdıkları var ama derin bağ kurdukları neredeyse hiç kimse yok. Ama baksanız, ben işte çok sosyalim, çok arkadaşım var ama baktığımda böyle gerçekten çoğu kişi, böyle olan çoğu arkadaşım derin bağ kurmak istemiyor. Bundan ya da kaçıyor kırılacağı için. Bu arada yeri gelmişken şunu da şöyle küçük bir not olarak söyleyeyim. Bunu bir kitapta aslında okumuştum ve bayağı ilgimi de çekmişti. Hangi kitap olduğunu hatırlamıyorum ama yapılan bir araştırmaya göre hayatında böyle 10 tane dostu olan mı yoksa 2-3 gerçekten derin bağ kuran insan mı daha mutlu olur diye bir bilimsel araştırma yapıyorlar. Ve sonucunda daha uzun, daha mutlu, daha doyumlu yaşayan insanın hayatında o 2-3 ama derin deneyim, derin bağ kurduğu insanlar olan kişi olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu da benim bu anlamda tezimi doğruluyor. Ben de buna çok önem veriyorum. Yani şahsen benim de hayatımda çok çok derin bağ kurduğum sayılı insan var. Çok sevdiğim arkadaşlarım olmasına rağmen. Şunu da düşünüyorum, bir ilişkiniz varsa eğer tabii ki de sevgilinizle, eşinizle, partnerinizle kurduğunuz bağ belki de en derin, işin içine duygusal, fiziksel yakınlıklar da girdiği için, hani bir dost olabileceğinden. Dolayısıyla belki de kendinize şunu da sorabilirsiniz. Hani benim o derinliğim, benim o ilişkim nasıl? Gerçekten kalbimi tam olarak açıyor muyum? O derinliğe izin veriyor muyum? Birincisi buydu. İkinci, en derinimizde ne istiyoruz sorusuna cevap yine bana kalırsa şu: katkıda bulunmak istiyoruz. İnsan olarak bence insan türünün en büyük özelliklerinden biri katkıda bulunmak. Yani ben mesela bu videoları çekiyorum çünkü öğrendiklerimi, deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. İşte bir marangoz ustası bir şey yaratıyor çünkü onu paylaşmak istiyor. İnsanlar kitaplar yazıyor, ticari kaygı taşımayan. Gerçek anlamda bunu yapmak isteyen insanlar için konuşuyorum. Bu kitap yazan yazarlar bir katkıda bulunmak istiyor. Yani herkesin en temel amacı varlığıyla birisine katkıda bulunmak. Burada şunu da söylemek istiyorum. Aslında tabii ki de insan varlığıyla bile bir başkasına katkıda bulunuyor ve katkıda bulunmamız için bir şey yapmamız gerekmiyor. Bizim varlığımız bile, bu dünyaya geliş amacımız var ve olmak sadece. Ve anda bulunmak, anda olmak videomu buradan ya da şuradan izlersiniz dilerseniz. Onda da zaten şimdi de olmanın öneminden bahsetmiştim. Orada varlığınızla mutlu olmaktan ve yanınızdaki kişinin de bundan mutlu olmasından da bahsediyorum. Ama bu bir tık ötesi gibi algılayın. Burada katkıda bulunarak aslında ruhumuzu doyuruyoruz belki. Ve hayat amacınız her neyse, her ne yapmak istiyorsanız onun en temelinde yatan dürtü neşeyle, coşkuyla ve sevgiyle bana kalırsa katkıda bulunma ihtiyacımız. 100-200 sene önce, 300 sene önce hani insanlar ne yapıyordu? Bunu çok düşündüm ben, ya da 500 sene önce. Derin bağlar vardı ve benim bildiğim kadarıyla zaten hani hep böyle bir komün hayatı vardı eskiden. Şu an hala hani Afrika'da falan böyle kabile halinde yaşayanlar vardır, eski topluluklar bilirsiniz. Ve çok mutluydular. Çünkü insanların birbirine ihtiyacı var. Ve derin bağlar kurarken de bir katkı sağlıyorlardı. İşte Erkek o zaman bir avcılık yapıyordu, yemek getiriyordu. Kadın onu pişiriyordu, aileye bir katkısı vardı. Yani bu iki en temel belki dürtü vardı. Dolayısıyla hayatınızı nasıl yaşıyorsanız yaşayın. Tabii bana göre en temelinde sevgi ve neşe ve büyümek yatıyor. Ama bu iki noktaya da belki dikkat etmek isteyebilirsiniz. Sizin hayatınızda bunlar ne durumda bir bakabilirsiniz. Size bir sorum var tabii ki de. Sizin derin bağ kurduğunuz insanlar var mı çevrenizde? Ve sizce katkıda bulunmak önemli mi, değerli mi? Bunu benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada bunu daha önce paylaşmadım. Her pazartesi ve cuma günü saat 6'da video paylaşıyor olacağım. Pazartesi %99 çok istisnai bir durum olmazsa 6'da kesin paylaşıyorum. Cuma günleri bazen paylaşmıyorum ama genelde onu da paylaşıyor olacağım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız her yeni video geldiğinde de haberiniz olur. Doğayı çok seviyorum ve doğada olmaktan da çok mutluyum. Çünkü topraklanmak en sevdiğim şeylerden biri. Siz de fırsat buldukça doğada olun, topraklanın, yalın ayak toprağa basın. Sevgiyle kalın, haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.